temel İslam bilimlerinde anlam sorunu konusu geçen hafta ele aldığımız ve ortaya koymuş olduğumuz zemin üzerinden devam edecek olursak birazdan ekrana yansıyacak olan Ahmet Bey yansıtalım. Şema üzerinden tam da o kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nasıl ki Hazreti Peygamber'in vefatından sonra İslam ilimlerinin, temel İslam bilimlerinin tarihte ortaya çıktığı dönemleri ele almış. Ee, az önceki gibi büyütelim. Tamam, teşekkür ederiz Ahmet Bey. Ele almış ve e, bu dönemlerden söz etmiştik. E, bu dönemleri kısmen gö gösterecek bir şema şu anda ekranda görüyorsunuz. E, e, şemamızın sol tarafında gördüğünüz kare, 610 ve 632 yıllarını kapsayan, içinde Hazreti Peygamberin aleyhissalatü vesselamın ashabıyla birlikte yaşadıkları ve adına Asr-ı Saadet dediğimiz dönemi tablolaştırmaktadır. Ve bu tablonun içinde Kur'an olarak ifade ettiğimiz vahiy var. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın mübarek sözleri hadis olarak ifade ettiğimiz sözleri var ve yine daha sonra kavramsal olarak sünnet diye ifade etmiş olduğumuz onun mübarek örnekliği ve ameli var. Şimdi burada bu tabloda, bu şablonda bizi ilgilendiren, dikkatlerinize arz etmeye çalışacağım husus, Allah'ın Resulü'nün hayatta olduğu dönemden, onun vefatından sonra başlayan ve tüm klasik İslami ilimlerin ortaya çıktığı dönem olan ilk dört asırın arasındaki çok temel ayrıma, çok temel bir farka dikkatinizi çekerek oradan bugünkü ele alacağım konuya geçmek istiyorum. Resulullah'ın vefatından hemen sonra bildiğiniz üzere indirilen vahiy artık yazılı bir metne, Musaf'a, onun mübarek sözleri de sahabenin tabiine aktardı, tabiinin de daha sonraki kuşaklara aktardı rivayete dönüşerek hem musaf hem de rivayet yazılı bir metne, yazılı bir kaynağa dönüşmüştür. Allah Resulü hayattayken hem vahyin hem de onun mübarek sözlerinin muhataplara doğrudan iletişim dediğimiz sözlü hitabın sözlü kültürün bir gereği olan doğrudan iletişim ile gerçekleşirken onun vefatından sonra hem vahyin hem de hadislerin yazılı metne dönüştüğünü görüyoruz. Bu da bize asrı ı saadetin sözlü iletişimden ve sözlü kültürden oluştuğunu asr-ı saadetten sonra İslami ilimlerin ortaya çıktığı dört asrın ise sözlü kültürün yazılı kültürün ortaya çıktığı dönem olduğunu gösteriyor. İşte tam da buradan itibaren bugün ele alacağımız konularda bazı temel ilkeleri belirleyeceğiz ve bu temel ilkeler üzerinden devam edeceğiz. Görmüş olduğumuz bu şemanın hemen altında yer alan birinci ilkede anlam sorununun Sözlü kültürden yazılı kültüre geçişte ortaya çıktığına ilişkin bir ifade var. Bu temel ilkemizdir. Demek ki temel İslam bilimlerinde anlama sorunu dediğimiz şeyin ortaya çıkışının temel nedeni sözlü kültürden yazılı kültüre geçiştir. Şimdi bu birinci ilke bizi ikinci ilkeye ve o da diğerlerine ulaştıracak şekilde aralarında irtibat kurarak devam edelim. İkinci ilkemiz sözlü kültürde anlam ve anlama sorunu minimum düzeydeyken yazılı kültürde anlam ve anlama sorunu maksimum düzeydedir. O halde tam olarak bugün ele alacağımız konunun özü anlamın ve anlamanın problemlerinin neredeyse yok denecek kadar az olduğu sözlü dönemden anlamanın ve anlamın maksimum düzeyde bir probleme dönüştüğü yazılı dönemden yazılı süreçten söz edeceğiz. Ve bundan söz edebilmemiz için üçüncü ilkede ifade etmeye çalıştım. sözlü kültür ile yazılı kültürdeki anlam ve anlama ile ilgili problemlerin ele almamızı mümkün kılacak bir takım hermeneotik ilkelerden söz etmemiz gerektiğini belirttim. Üçüncü ilkede. Demek ki hermeneotik ilke olarak birazdan ele alacağımız bir kısım temel ilkeler Temel İslam bilimlerinde sözlü kültürden yazılı kültüre geçişin neden olduğu anlam ve anlama sorununu daha açık ve net bir biçimde anlaşılmasını mümkün kılacak. Tabi bu arada bizi izleyenlerin e, hermönetik tabirinden neyi kastettiğimizi de anlamaları özellikle ihtiyacı olanlar açısından ifade ediyorum. E, bir iki cümleyle üzerinde durmak istiyorum. Hermönetik değerli izleyenler çağdaş sosyal bilimlerde Özellikle metinden hareketle anlam ve anlamanın problemleriyle ilgilenen ve bu problemleri aşabilmenin ilke ve yöntemlerini geliştiren bir felsefi bilim dalıdır. Kısmet olursa ilerideki sohbetlerimizde bu hermenotikten ve hermenotiğin metinlerin anlaşılmasındaki rolünden ve tabii ki bizim asıl amacımız olan Kur'an ve hadis metinlerinin anlaşılmasındaki rolünden daha genişçe bahsetme imkanımız olacaktır. Üçüncü ilkenin alt başlıklarında yer alan ve hermenotik ilke olarak ifade etmeye çalıştığım birinci ilke çok son derece konumuzla önemli ve konunun merkezi bir durumu olan anlam dediğimiz şeyin ancak bir bağlam içinde zuhur ettiği ilkesidir. Değerli izleyenler altını çizerek ifade ediyorum ki eğer bir anlamdan söz ediyorsak mutlaka bir bağlamdan da söz ediyoruz demektir. Bunun diğer bir deyişle anlamı ifade etmeye çalıştığım şeyin anlamı eğer bir bağlam yoksa anlam da yok demektir. Anlam mutlaka bir bağlamın içinde zuhur edebilen, bir bağlamın içinde doğabilen bir olgudur ve bağlam anlamın kendisinden doğduğu tabir caizse rahimdir. Bu itibarla İslami ilimlerde anlam sorunundan söz ediyorsak öncelikle aşmamız gereken sorun anlam ile bağlam arasındaki ilişkinin netleşmesidir. Yukarıda söylemeye çalıştım ki Hazreti Peygamber'in hayatta olduğu dönemde sözlü bir iletişim söz konusuyken vefatından sonra İslami ilimlerin ortaya çıktığı ilk dört asırda yazılı kültür ve yazılı kültürün koşulları söz konusudur. Ve bu ikisinin arasında ortaya çıkan problemi hermeneutik açıdan ele aldığımızda anlam ve bağlam ilişkisinde o zaman sözlü kültürde anlam bağlam ilişkisi nedir? Yazılı kültürde anlam bağlam ilişkisi nedir? Bunları ayrı ayrı ele almamız ve ayrı ayrı üzerinde durmamız gerekiyor. Şimdi birin alt başlığı olan A şıkkında sözlü iletişimde bağlam şu unsurlardan oluşur ifadesinin altındaki maddelere geçmeden önce bu bağlam konusunu izleyicilerimizin içinde hocam Anlam bağlam ilişkisinden söz ediyor ama bu bağlam ile tam olarak neyi kastediyor? Bu bağlamdan ne anlamalıyım? Ee, anlamın ortaya çıktığı bu bağlam nedir diye soran izleyicimiz olabilir. Bu soruyu sorulmuş varsayarak çok kısaca anlamın ortaya çıktığı bağlamdan söz etmek ve bir, birkaç küçük örnek vermek istiyorum. Değerli izleyenler, bağlam anlamın ortaya çıkmasını sağlayan ortamdır, zemindir. Anlam bu zeminde ortaya çıkar. Tıpkı tıpkı meydanda öylesine duran bir taşın, sıradan bir taşın herhangi bir anlamla ilişkisi olmadan orada öylesine durduğunda onu alıp bir mezarın başına koyduğumuzda mezar taşı anlamına sahip olup mezar taşı anlamını kazanması iki devletin sınırlarının bölündüğü yere konduğunda sınır taşı hudut taşı anlamını kazanması birisine ya da bir nesneye alıp fırlattığımızda ona zarar verecek bir alet, zarar verici bir alet anlamını taşıması gibi bu üç basit örnekte de orada sıradan duran bir taşın mezarla buluştuğunda kazandığı mezar taşı anlamında mezar işte bu anlamın bağlamıdır. Sınır taşı ve hudut taşı olduğunda hudut ve sınır bu taşın kazandığı yeni anlamın bağlamıdır ve hakeza. Demek oluyor ki bağlam bağlam anlamın ortaya çıktığı, anlamın zuhur ettiği bir zemindir. Şimdi bu konunun daha net anlaşılması bakımından şemamızdaki Hazreti Peygamber'in risaletinin tarihini belirten 610 ve 632 miladi yıllarına yeniden bakacak olursak bu kare asr-ı saadet dediğimiz çerçeve Allah'ın indirmiş olduğu vahyin bağlamıdır. Yani asr-ı saadet vahyin, Kur'an'ın bağlamıdır. Diğer bir ifadeyle Asr-ı Saadet vahyin ve Kur'an'ın anlamının ortaya çıktığı zemindir. Vahyin ve Kur'an'ın anlamı Asr-ı Saadet'tedir. Vahyin ve Kur'an'ın anlamı onun doğal ve tabii bağlamı olan Asr-ı Saadet'tir. İşte bu bakımdan bu bakımdan bugün ele alacağımız anlam probleminin aslında bir bağlam problemi, bir bağlam sorunu olduğunu da yavaş yavaş ifade etmeye başladığımı da söyleyebilirim. Şimdi tekrar A şıkkına döndüğümüzde sözlü bir iletişimde bir bağlam nasıl oluşur? Sözlü iletişimde bir bağlam nasıl gerçekleşir? Bunun unsurlarını birazdan okuyup üzerinde duracağız. Ama ben bu arada parantez açarak hemen diyeyim ki şu anda Ahmet Bey vasıtasıyla onun bu kanalından sizlerle online olarak gerçekleştirdiğimiz, internet üzerinden gerçekleştirdiğimiz bu iletişimde bir bakıma sözlü bir iletişimdir ve karşılıklı oluşturduğumuz bu ortamda bizim birbirimizi anlamamızın bağlamıdır. İşte bu çerçevede sözlü bir iletişimin bağlamı bir hatipten yani sözü söyleyen konuşandan yani şu anda benden şu anda çünkü ben konuşuyorum iki muhataptan yani siz değerli dinleyenlerden üç benim ile sizin karşılıklı anlaşmamızı mümkün kılan dil, söz dilden benim şu anda da gördüğünüz üzere konuşurken elimi, kolumu, kalemimi hareket ettirmem, jestlerim, mimiklerim, tavrım, giyim kuşamım, gözlüğüm, oturduğum yer, arkamdaki perde ve sizin bulunduğunuz konum Yaşadığımız internet sorunları, problemleri, bütün bunlar dilin yan unsurları dediğimiz bütün bu unsurlar ve diyaloğun gerçekleştiği bu ortam şimdi gerçekleştirmekte olduğumuz sözlü iletişimin bağlamıdır. Yani ben ne anlatıyorum? Siz de bundan ne anlıyorsanız işte bu karşılıklı benim anlattığım ve sizin anladığınız anlam kurduğumuz bu iletişimin oluşturduğu bağlamın ürünüdür. Sol kenarında kırmızıyla yazmış olduğum sözlü bir iletişimde anlam bu unsurlardan asla birine indirgenemez ifadesi son derece önemlidir. Yani şu anda sizinle birlikte gerçekleştirdiğimiz anlam ne sadece benim ne sadece sizin ne sadece bu ekranın ne sadece benim hareketlerimin ve birlikte oluşturduğumuz ortamın ürünü değildir. Birlikte toplu halde bir bütün halinde bir bağlamdır ve bir anlam ortaya çıkarır. Şimdi bu çerçevede yukarıdaki şemaya yani kareye yeniden döndüğümüzde, döndüğümüzde çünkü e, bu tabloda konuştuklarımız e, ikinci, üçüncü şemalarda bize son derece lazım olacak. Yeniden Asr-ı Saadete 610 tarihiyle 632 yıllarına döndüğümüzde gerek Allahu Teala'nın indirdiği mübarek sözleri vahiy, gerekse Allah Resulü'nün kendi mübarek sözleri muhatapları tarafından dinlendi, birlikte oluşturdukları ortamlarda ve bağlamlarda anlaşıldı. Çünkü bağlam hem anlamı doğurur, şu ifademe lütfen dikkatinizi istirham ediyorum, altını çiziyorum. Bağlam hem anlamı oluşturur hem de oluşan bu anlamın taraflar tarafından anlaşılmasını mümkün kılar. Demek ki bağlam bir taraftan anlamı oluşturur, diğer taraftan bu oluşan anlamın anlaşılmasını da mümkün kılar. O halde bağlamın bir anlam ile ilişkisi bir de anlamın anlaşılmasıyla olan ilişkisi açısından iki önemli rolü vardır. Şimdi bu iki önemli rolün asrı saadet içerisinde o çizmiş olduğumuz kare içindeki anlamına yeniden döndüğümüzde hepimiz biliyoruz ki Allah-u Teala ayetlerini küçük pasajlar halinde bazen sure olarak bazen de paragraflar ve pasajlar halinde bağlamın durumuna bağlamın gereğine göre indirdi ve bu inen ayetlerin klasik kaynaklarımızda ve tefsirde sebebin üzül olarak ifade edilen ve benim bağlam diye ifade ettiğim bağlamın içinde yer aldı. İnen ister bir sure olsun, isterse bir vahiy parçası, bir pasaj olsun, değerli izleyenler. Bu bağlamın içinde yer aldığı anda hem anlamını kazandı hem de bu bağlamda yer alan herkes tarafından anlaşılır hale geldi. Demek ki vahiy böyle bir bağlam içinde yer aldığı andan itibaren anlamını ve aynı zamanda anlaşılabilir olmayı kazandı. Tıpkı Hazreti Peygamber'in mübarek sözlerinin olduğu gibi. O da bu bağlamda bir şey söylediğinde karşısındaki muhatapları ne yaptı? Bunları anladı. Çünkü sözlü iletişim böyledir. Ama dedim ki sözlü iletişimde anlama sorunu minimum. Demek ki minimumda olsa sorunlar olabiliyor. Evet olur. Biz de gündelik dilde bunu akşama kadar yaşıyoruz ama bu minimum sorunlar giderilebilir sorunlardır. Çünkü bize bir şey söyleyen muhatabımız, bize hitap eden kişi söylediği şeyleri ben tam iyi anlamadığımda onun bununla ne kastettiğini, ne anlatmak istediğini sorarım ve düzeltiriz. Bu problem giderilir. Nitekim ayetlerde Allah bununla ne kastediyor? Ne murad ediyor? Neden böyle bir misal verdi diye verilen tepkilere ilahi cevapların geldiğini ve bu merakların ya da anlayamamalardan hasıl olan sorunların giderildiğini görüyoruz. Bu da bize gösteriyor ki bu birinci şemada ekranda görmüş olduğunuz ifadelerde şöyle bir sonuca ulaşmamız mümkündür. Sözlü iletişimin üzerinde durduğum bağlam oluşturucu özellikleriyle vahyin asrı saadette indiğinde gerek o vahye inanan müminler, gerekse o vahyi reddedip inkar eden müşrikler, gerekse ehli kitap, her kim olursa olsun vahye muhatap olan ve onun bağlamı içinde yer alıp bir şekilde o vahyi dinleyen, duyan, işiten kimseler tarafından anlaşıldığını herhangi bir anlam ve anlaşılma probleminin olmadığını söyleyebiliriz olduğu durumda ise bunların giderilerek çözülerek gerek Resulullah gerekse Allahu Teala tarafından verilen cevaplarla ortadan kaldırıldığını ifade edebiliriz. Şimdi Ahmet Bey ben bu sayfayı birkaç cümleyle özetlerken sizden istirhamım ikinci sayfayı ekrana bu şekilde verebilirseniz inşallah e, oradan devam edelim. Demek ki değerli izleyenler bağlam dediğimiz şeyin bir taraftan ortaya çıkışını mümkün kılıp anlamı zuhur edip onu doğururken diğer taraftan da o anlamın o bağlamın üyeleri tarafından anlaşılır olmasını mümkün kılan bir zemin bir ortamdır. Şimdi biz tam da buradan bu ikinci şemada teşekkür ederim. A şıkkında sözlü bir iletişimin bağlam ile ilgili unsurlarını ele almıştık. Şimdi vahiy Hazreti Peygamber'in vefatından sonra yazılı metne döndüğünde hadis rivayete dönüşüp yazılı metne döndüğünde ne olduğunu yazılı bir metnin anlam ve anlaşılmayla ilgili nasıl bir bağlama sahip olduğunu ve bunun sonuçlarını ele almaya geçebiliriz. Tabi bu arada B şıkkında ele aldığım hususa hemen geçmeden az önce altını çizdiğim bir ilkenin tekrar hatırlatılmasında ve vurgulanmasında fayda olduğunu düşünüyorum. O da şuydu. Sözlü iletişim ve sözlü iletişimin bağlamında anlam sorunu ve anlaşılma problemi minimum iken yazılı iletişimde bunun neden maksimum olduğunu bu çerçevede bir kere daha hatırlamalıyız. Yazılı bir iletişimin bağlamı şu unsurlardan oluşmaktadır. Birincisi yazarın metnin yazarının kendi tarihsel bağlamı dediğimiz o metni yazarken içinde bulunduğu ona özgü durumdur. Ona özgü durumdur. İkincisi metni önüne alıp da o metni okuyan yani yazarın yazdığı kitaptır, makaledir, her neyse. Yazarın yazdığı o metni okuyan okurun kendi tarihsel koşullarıyla oluşturduğu kendine özgü bir bağlamı var. Okurun bağlamı bu. Bir yazarın bağlamı, bir de okurun bağlamı var. Ve hem yazarın bağlamından, hem okurun bağlamından bağımsız olarak ayrıca müstakil duran bir de metnin Metin olarak salt metin halinde üçüncü şıkta ifade edilen bir anlamı var. Yani ben acaba şöyle gösterebiliyor muyum dedim. Gösteremiyorum. Evet, benim e, mausumu göremiyorsunuz. Evet, bu üçüncü evet şu üçüncü maddede yer alan e, Ahmet Bey ne güzel oldu. Bak böyle. Evet giderek gelişiyoruz <laughs> değerli izleyenler. Daha güzel oldu şimdi. Çok teşekkür ederim. Demek ki bu yazılı iletişimde bağlamın unsurlarını ifade ederken şu üçüncü maddede yazardan ve okurdan bağımsız olarak metnin kendi anlamı yani nesnel anlamı. Şimdi bu üç unsur yazılı iletişimin Bağlamını oluşturuyor. Ancak burada hemen ifade edelim ki e, sol kenarda kırmızı ile yazdığım bu bağlam iki önemli noktanın ele alınmasını gerektirir demişim. Birinci nokta yazarın metin aracılığıyla okuruna iletmek istediği anlam. Şimdi yazar metin aracılığıyla kendisini okuyacak birilerine bir şey bir mesaj, bir anlam iletmek istiyorum. İşte bu hem yazarın hem de metnin yazdığı metnin kastıdır. Yani anlam budur. Yani doğru anlam dediğimiz şey yazarın metinde kastettiği anlamdır. Bunu birazdan Musafa ve Hadis'e döndüreceğim. Bu ifadeleri onunla bağlantılayacağım. Kastettiği anlamdır. Bu birinci nokta önemli. Demek ki bir yazar eline kalem aldığında ve bu kalemiyle bir metin yazdığında bu metin üzerinden bu metni okuyacak okuruyla bir iletişim kurmak istiyor ve ona bir mesaj vermek ve ona o metinle kastettiği anlamı anlatmaya çalışıyor. Şimdi yazar yazıyı bitirdi, bu kitap olarak basıldı, şimdi okurun elinde artık yazardan çıktı. Bu durumda ikinci nokta okur metin üzerinden bizzat metnin kendisini dikkate alarak artık yazar yok. Metin var. Okur da elinde metni okuyor. Bu metni dikkate alarak anladığı anlam, metinden anladığı anlam ikinci nokta budur ki bu anlam okurun kendi tarihsel koşullarının oluşturduğu bağlam içinde gerçekleşeceği için Artık yazarın o metne yüklediği anlam değil, okurun ona ne anlam yüklediği ile ilişkilenecektir. Ve böylece yazılı bir metinde, yazılı bir metinde, bu metin, bir, o metni yazan yazarın ona yüklediği anlamı, iki, okurun kendi tarihsel bağlamı koşulunda o metinden anlayarak metne yüklediği anlam olmak üzere metin, iki anlam üstlenmiş, kendisine iki anlam yüklenmiş bir araç, bir vasıta haline gelecektir. İşte not diye yazdığım, yazarın kastettiği anlam ile okurun anladığı anlam bizim temel İslam bilimlerinde anlam sorunu dediğimiz sorunun da tam merkezi işte buradadır. Şimdi değerli izleyenler, bu üzerinde durduğum konunun birinci karedeki asr-ı saadette vahiy ve hadis metinleriyle ilgili ne anlama geldiği üzerinde şu C şıkkını da ele aldıktan sonra e, detaylı bir biçimde üzerinde durmaya çalışacağım ve bunu vereceğim örneklerle inşallah şimdilik teorik olarak soyut anlamda ele aldığım ve anlatmaya çalıştığım hususların daha iyi anlaşılacağını umut ediyorum. Şimdi sözlü kültür ve yazılı kültür karşılaştırmasını yaparsak çünkü hem sözlü kültürde bağlamda anlam ve anlaşılmanın ne anlama geldiğini hem de yazılı kültürde anlamın ve anlaşılmanın ne olduğuna en azından ilke bazında, unsurlar bazında değinmeye çalıştık. Şimdi bu paragrafı birlikte okuyacağız. Sonra bir değerlendirme yaptıktan sonra asr-ı saadete döneceğim sözlü iletişimde bağlam birliği olduğu için yani sözlü iletişimde bağlamın unsurları hepsi bir aradaydı. Şimdi bizim sizinle bir arada olduğumuz gibi sözlü iletişimde bağlamın unsurları bir bağlam bütünlüğü, bir bağlam birliği oluştururlar. Bunun içinde söz yani bu bağlamda iletişimin gerçekleştirildiği söz, hitap hem anlamlıdır hem de anlaşılırdır. Yani şu anda tıpkı sizin beni dinlerken söylediklerimi anladığınız gibi ama yazılı iletişime gelince az önce de yazılı iletişimin unsurlarından söz ederken ifade etmeye çalıştığım gibi yazarın bağlamı ile okurun bağlamı birbirinden ayrıştığı iki ayrı bağlama döndüğünden iki ayrı ayrı bağlam oluşturduğundan dolayı bütün buraya kadar söylediklerimden hareketle bu cümleyi biraz daha açacak olursam anlamın ancak bir bağlamda ortaya çıktığını, anlamın bağlamdan, bağlamın anlamdan kopmaz bir bütünlüğünün olduğunu, bunların ayrı asla birbirinden ayrışmayacağına vurgu yaparsam o zaman yazılı iletişimde Yazarın bağlamıyla okurun bağlamı ayrıştı demek zorunlu olarak bize bir anlam sorunu ortaya çıktı demek anlamına gelir. Bir daha ifade etmek istiyorum bu husus çok önemli olduğu için değerli izleyenler anlam bağlamda zuhur eder. Bağlam anlamı doğurur. Ne bağlam anlamdan ne anlam bağlamdan koparılabilir. Ayrılamaz ama yazılı metinde ayrılmak zorundadır. Artık yazarın bağlamıyla okurun bağlamı ayrıldı. E madem ki yazarın bağlamıyla okurun bağlamı ayrıldı, o halde bir anlam sorunu ortaya çıktı demektir. Şimdi bağlamdan da bağımsız devam ediyorum okumaya. Tekrar baştan alayım ee, daha iyi olur izin verirseniz. Yazılı iletişimde ise yazarın bağlamı ile okurun bağlamı ayrıştığı için her iki bağlamdan da bağımsız olan salt metin her zaman bir anlama sahiptir. Ancak her zaman anlaşılır olmayabilir. İşte sorun da budur. Şimdi bu son ifadeyi müsaadenizle biraz açmak istiyorum. Şimdi benim sizinle paylaştığım şu ekrandaki yazıyı ele alalım. Bu benim yazım. Bunu hazırlarken bugünkü sohbetimizde size bir konuyu anlatmamda bana yardımcı olsun diye yazdım. Bunun içinde sizinle paylaşıp üzerinde konuşmama vesile olacak cümleler kurdum. Yani bu metni bu ekranda paylaşarak sizinle birlikte okuyalım bu metnin yazarı benim. Dinleyenler sizler de bunu anlamanızı istediğim muhataplarımsınız. Dolayısıyla bunu birlikte konuşalım diye hazırladığım bir metindi. Ama bu metni böyle değil de dünyanın her yerinde kıyamete kadar her muhtemel okuyucunun eline alıp okuyacağı bir metin olarak hazırlasaydım böyle yazmazdım. Çünkü benden bağımsız olarak, benden ayrı bir bağlama sahip olarak bu metni okuyacak bir okuru düşünürdüm. Ve onun benim meramımı, kastımı ve amacımı anlamasını mümkün kılacak cümleler, kelimeler bularak onlarla kendimi anlatmaya çalışırdım. Ama bunu ne kadar başarılı yaparsam yapayım, bunda ne kadar başarılı olursam olayım, yine de benim yazdığım metin Artık benim ne dediğimden daha çok o metni okuyacak okuyucunun ondan ne anladığına mahkumdur. Okuyucunun ondan ne anladığıyla sınırlıdır ve çünkü bağlamlarımız ayrışmıştır. Benim yazarken benim bağlamımda taşıdığı anlamıyla o metin okurun elinde, okurun bağlamıyla buluştuğunda taşıdığı anlam birebir aynı değildir. İşte bu nedenle değerli izleyenler asr-ı saadette asr-ı saadette Ahmet Bey bu arada üçüncü şemamızı sana zahmet ekrana bu şekilde aynen böyle görünecek şekilde yansıtabilirsek seviniriz. Ee, siz onu aktarabilirsiniz. Asr-ı saadette sahabe sözlü iletişimin bağlamı içindeyken indirilen ayetleri anlama konusunda hiçbir problem yaşamazken, hiçbir sorun yaşamazken daha sonra bu vahyin yazılı metne dönüşmesiyle teşekkür ederim gayet güzel yazılı metne dönüşmesiyle tabi'in nesli tam da şimdi ele aldığımız bir bağlam sorunundan dolayı bağlam probleminden dolayı bir anlam sorunuyla karşı karşıya gelmiştir. Temel İslam bilimlerinde anlam sorunuyla ilgili altını çizeceğim şu tespiti sizinle paylaşmak istiyorum. Temel İslam bilimlerinde anlama sorununu ilk kez vahiy üzerinden, vahiy metni üzerinden yazılı metin üzerinden yaşayan ve bu sorunla yüzleşen birinci nesil tabi'in neslidir. Sahabeyi kirama sürekli bu sure ne demek istiyor? Bu ayet ne zaman nazil oldu? Kime nazil oldu? Bunlardan ne anlamalıyız? Nasıl anlamalıyız şeklinde sorular soran ve bu soruları cevaplandırması için sahabiden cevap bekleyen tabi'in nesli Tam da bugünkü sohbetimize konu ettiğimiz sözlü iletişim bağlamı ile yazılı iletişim bağlamının iki önemli asli örneğidir. Sahabe kare içinde görüyorsunuz bakın. 610-632 yılları arasında Hazreti Muhammedle beraber yaşıyor, vahye ve onun mübarek sözlerine muhatap oluyor. Bu tarihsel süreç hem Kur'an'ın hem de hadisin bağlamıdır. Yani anlamın ortaya çıktığı, muhatapların da bu anlamı anladığı doğal, tabii zemindir. Burada bir anlam sorunu yok. Ama buradan buradan kırmızı yazıyı okuyorum. Bu bağlamın içinde ne vahyin yani Kur'an'ın ne de hadisin bir anlam ve anlaşılma sorunu vardır. Yani demek ki değerli izleyenler Vahiy sözlü ve doğrudan iletişim ile tebliğ edildiği asr-ı saadette ne anlam sorununa ne de anlaşılma problemine sahiptir. Ama daha sahabiyle birlikte yaşayan birinci nesil tabi'in kuşağı ellerinde musafı okuyup musaf üzerinden vahiy anlamaya çalıştıkları için ve okuduğumuz bugün de bizim okuduğumuz musafla Tabi'nin okuduğu Musaf arasında hiç fark yok. Aynı Musaf'ı okuyoruz. Bugün biz elimize aldığımızda, okuduğumuzda nasıl ki konuşmama başladığım andan şu ana kadar anlatmaya çalıştığım vahyin ilk indiği ortamda sahip olduğu bağlam bugün bizim okumuş olduğumuz Musaf'ta kayıp olmuş yoksa Tabi'nin elindeki Musaf'ta da yoktu. Yani bugün elimizde alıp okuduğumuz Fatiha suresi, Bakara, Alimran, İmran, Nisa, Musaf'ın sonuna kadar bütün ayetlerin ve surelerin bizim için yazılı bir metinle kurduğumuz ilişki ve bağlamın dışında bir bağlamı yoktur. İşte bu nedenle tefsir ilminin ilk ortaya çıktığı tabi'in neslindeki tüm tabi'in tefsir faaliyetlerinin özünü her bir ayetin ve ayet parçalarının ve surelerinin ne sebeple indiği bu ayetlerin ve surelerin tabii bağlamlarının ne olduğunu bulmaya çalışması. Taberi gibi büyük müfessirin devasa tefsirinin içinde bu rivayetleri toplayarak bu rivayetler üzerinden ayetlerin asrı saadetteki bağlamlarıyla buluşmasını ve bu bağlamlar içerisinde anlaşılmasını sağlama gayretleri benim ele almaya çalıştığım problemi gösterir mahiyettedir. Biraz daha sakince ve üzerine basarak söyleyecek olursam değerli izleyenler biz bugün mushafı anlayacaksak mushafı yani yazılı metni anlayacaksak ki anlamak zorundayız. Bunun iki tane anlamı var. Muhtemelen bu bir sonraki hafta sohbetimizde bunu konu etmeye çalışacağım. İki tane önemli yönü var. Birincisi bu mushafın sahabe için ne anlama geldiğini, ilk muhataplara ne söylediğini anlamak. İkincisi Bugün bize ne söylüyor olduğunu anlamak. Bu ayrı bir oturumu, ayrı bir e, konuşmayı gerektirdiği için şimdilik buraya girmeyeceğim. Ama temel İslam bilimlerinde anlam sorununu neden bu kadar yoğun bir biçimde musaftan Kur'an metni üzerinden ele aldığımı inşallah sohbetimin sonuna doğru daha net bir biçimde sizin huzurunuza, Getirebileceğimi düşünüyorum muvaffak olabilirsem inşallah konunun daha iyi anlaşılmış olacağını umut ediyorum. Çünkü temel İslam bilimleri demek doğrudan Kur'an'a ve hadise dayanmak demektir. Çünkü zaten İslami ilimler olmasının sebebi Kur'an'a ve hadise dayanıyor olmasıdır. Bizim de konumuz temel İslam bilimlerinde sorun olduğuna göre, bu sorunun Kur'an'ın ve hadisin anlamı ve anlaşılmasına bağlı olduğunu ortaya koymadan, bu noktayı netleştirmeden herhangi bir temel İslam bilimlerinde anlama sorununu ve bunun sonuçlarını konuşamayız. İşte biz tam da bu sayfada bu şemanın bize göstermiş olduğu yine bazı temel hermeneotik ilkeleri ele alarak 1, 2, 3 ilke görmüştük. 4. ve 5. ilkeyi de konuşalım. Onun üzerinden inşallah umarım yorulmazsınız bugün biraz uzayacak gibi bir ayet örneğim var. Onu da bütün bu konuştuklarımızı anlamlı kılması bakımından ele alıp sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü bu konuştuklarımızın adeta e, ser levhası ve ser tacı olacak. Meramımızı e, ortaya koyacak. Çok, çok son derece önemli bir örnek o. Onu inşallah sabrınızı suistimal etmem. Konuşmak istiyorum ve sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi dördüncü ilkede 610 ile 632 yılları arasında inen her sure ve her pasaj hem anlamlı hem de anlaşılırdır. Bu nedenle hiçbir anlam ve anlaşılma sorunu yoktur. Bu gayet nettir. Bu dördüncü ilke değerli izleyenler tartışmaya kapalıdır. Bu hiçbir biçimde tartışılamaz. Bu ilke, bu önerme, bu önerme bir Kur'an'ın kendisi için açık, anlaşılabilir, ve muhataplarının dilinden hitap eden bir vahiy, bir kitap olmasının zorunlu sonucudur. Çünkü bu üç özellik yani açık olmak, anlaşılır olmak ve muhatapların konuştuğu dil ile onlara hitap etmek Kur'an'ın kendi iddiası ve bu üç unsurda Kur'an'ın sıklıkla ifade ettiği kendi iddiasıdır bize bu dördüncü ilkeyi çıkarmamızı zorunlu kılar. Kur'an kendisi hakkında böyle söylerken biz Kur'an'ın anlaşılamadığını söyleyemeyiz. Çünkü bizim Kur'an'ın anlaşılmasına ilişkin dile getirdiğimiz problem, sohbetin başından beri ifade etmeye çalıştım değerli izleyenler vahyin sorunu değil, mushafın sorunudur. Birazdan da konuşacağız. Mushafın bir anlam ve anlaşılma problemi var. Vahyin değil. Onun için bu dördüncü ilkede 610 ve 632 yılları arasında inen diyorum bakın. Bu yıllar arasında inen her sure ve pasaj hem anlamlıdır hem anlaşılmıştır Hiçbir anlam ve anlaşılma sorunun söz konusu değildir. Ve bu tartışılmaya açık bir konu değildir. Bunu hiçbir alim konunun uzmanı ve ehli bu ilkeyi tartışmaya açamaz. Bunun tartışılmaya kapalı olduğunu bilir. Şimdi buradan beşinci ilkeye geçiyorum ve Farkına varılmadan bu beşinci ilke de nasıl önemli bir şeyin gözden kaçtığını sizlerle paylaşmak istiyorum. İndirilen her sure ve pasaj kendi bağlamı içinde anlamlı ve anlaşılır olduğundan ki bunu konuştuk. Yaklaşık bir saate yakındır bunu konuşuyoruz. Her bir sure, her bir ayet parçası, şey pardon e, ayet pasajı muhataplarıyla buluştuğu bağlamı içinde anlamlıdır ve anlaşılmıştır. Öyleyse daha sonra mushaftan hareket ederek mushafı okuyarak çoğu tefsircilerimizin özellikle de çağdaş dönemlerde sıklıkla kullandıkları Kur'an Kur'an'ı tefsir eder, Kur'an Kur'an'ı açıklar önemli önermesi yanlıştır ve kabul edilemezdir. İlk bakışta çok güzel gibi görünen, ne iyi ya Kur'an Kur'an'ı açıklıyor, Kur'an Kur'an'ı tefsir ediyor şeklinde düşünülebilen ve sıklıkla bunu dile getirerek Kur'an'ı bu şekilde anlamaya çalışanların da iyi niyetle tabii ki buna hiç kuşkum yok. Dile getirdiği bu yaklaşım son derece yanlış ve sonuçları itibariyle Kur'an ve vahiy açısından da vahim ve tehlikeli sonuçları olan bir yaklaşımdır. Neden? Çünkü bu önerme Kur'an Kur'an'ı tefsir eder, açıklar önermesinin özü şudur. Yani diyor ki çağdaş müfessirlerimiz ve bu Kur'anla bu yönden ilgilenen hocalarımız, meslektaşlarımız Kur'an'da bir konu bazen kısa, muhtasar bir şekilde ele alınmış. O okunduğunda çok anlaşılmayabiliyor. Ama bu konu başka bir surenin başka bir yerinde mufassal olarak genişçe ele alınarak bu önceki kısa, muhtasar, tam anlaşılmayan konunun daha anlaşılmasını mümkün kılıyor ve sağlıyor diye iddia ediliyor. Yani bunu mushafı okuyor oluşumuzdan hareketle söylediğimizde bir anlamının olduğu doğrudur. Çünkü mushaf okuyoruz. Ama mushafın Kur'an anlamına gelmediğini Kur'an ile Musaf arasında çok önemli esaslı bir farkın olduğunu konuşuyoruz iki haftadır. Ve bugün bütün bu şemalar üzerinden bu farkı anlatmaya çalıştım. Bu yaklaşım 610 ve 632 yılları arasında indirilen vahiy ile ilişkilendirildiğinde çok yanlış, saçma ve anlaşılmaz bir yaklaşımdır. Neden? Çünkü bizim çağdaş müfessirlerimiz ve hocalarımızın zannettikleri gibi kısaca ele alınan konu anlaşılmamış değildir. Bu dördüncü ilkede de söylediğimiz, belirttiğimiz ana ilkeye aykırıdır. Çünkü bu kısaca bahsedilmiş dediğimiz konu her neyse indirildiğindeki bağlamında muhatapları için o kadar ele alınmak ve o kadarlığıyla ifade edilmek bakımından yeterli görülmüştür, yeterlidir ve dolayısıyla bu yeterlilik nedeniyle de anlamlıdır, anlaşılmıştır. Hiç de muhtasar falan değildir. Gayet açık, gayet net muhataplar tarafından anlaşılmıştır mufassal ve bu kısa anlatımın açıklaması zannedilen aynı konunun daha geniş ele alındığı sure ise önceki kısa anlatımın bir açıklaması değil. Tam tersine bu indirilen geniş anlatım muhatapları ve bağlamı itibariyle geniş ele almayı, geniş anlatmayı gerektirdiği için bu defada mufassal ve tafsilatlı olarak indirilen ayetler kendi bağlamında anlamlı ve anlaşılırdır. Dolayısıyla bunlar farklı bağlamların farklı anlam ve anlaşılır olmanın ayrı ayrı durumlarıdır. Tıpkı yazılı bir metindeki önce kısaca ele aldığımız konuların daha sonraki bölümlerde genişçe ele alınmasına asla benzetilemez ve Kur'an Kur'an'ı açıklar ve tefsir eder denilemez. Daha açık ve anlaşılır bir ifade söylemek istiyorum. Şimdi bu önermeyi ve bu iddiayı dile getirenlerin gözlerinden kaçan bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Allah eğer bu önerme doğru kabul edilirse şayet haşa Allahu Teala önce muhtasar, çok iyi anlaşılmayan, anlaşılmayacak olan bir grup ayet, bir sure, bir pasaj indiriyor ve tabir yerindeyse kullarına diyor ki kullarım şimdilik siz bunu tam anlamayacaksınız. Bu zaten muhtasar, çok öyle kısaca ben size bunu indirdim. İdare edin ama umudunuzu da kesmeyin. Bu pasajın, bu surenin genişçe ele alınacağı, açıklanacağı bir sure de inşallah indireceğim. Haşa. Daha açık söyleyeyim. Kur'an Kur'an'ı tefsir eder, açıklar iddiası örtük bir biçimde Kur'an önce açık olmayan, anlaşılmayan ayetler ve sure indirir. Sonra da bunu açıklar, açık hale getirir demekten bir farkı yoktur. Ve Allah'ın anlaşılmayan bir pasaj, anlaşılamayan bir sure indirmesi muhaldir. Onu bundan tenzih ederiz. Bu onun apaçık oluşuyla, anlamlı ve anlaşılır oluşuyla çelişir. Bu asla kabul edilemez. Şimdi tam da burada, tam da burada şunu söyleyerek dördüncü inşallah şemamıza geçeceğim. Eğer meramımı anlatmayı başarabildiysem, ekranlar üzerinden kurduğumuz bu diyalogda bugünkü sohbetimizde ele aldığım anlam problemini ortaya koyabildiysem, şunu demeye çalıştım. Vahiy sözlü ve doğrudan bir iletişimin ürünüdür. Dolayısıyla bir anlam ve anlaşılma sorunu söz konusu değildir. Orada indirilen her pasaj anlamlı ve anlaşılmıştır. Ne tefsire ihtiyacı vardır, ne açıklamaya ihtiyacı vardır, uzun inende anlaşılmıştır. Kısa indirilende anlaşılmıştır. Kısa indirilenin kısa indirilmesi gerekiyordu bağlamı gereği. Uzun indirilenin de mufassal indirilmesi gerekiyordu bağlamı gereği. Ama birinin kısa birinin mufassal olması birinin diğerine göre daha iyi anlaşıldığını ya da anlaşılır olduğu sonucunu doğurmaz kimli açısından doğurmaz. İlk muhatap sahabe açısından doğurmaz. Ama bunu Musaf üzerinden okuyanlar için böyle bir sorun oluşturabilir. Nitekim bu ilkeyi savunanların da ellerinde bulunan Musaftır. Ama biz Musaf'ın anlamı ile vahyin anlamını, Musaf'ın anlaşılabilmesiyle vahyin anlaşılabilmesini sorunsal olarak birbirinden ayırt etmeye çalıştığımızdan Bunların aralarındaki önemli farka dikkat çekmeye çalıştığımızdan dolayı umut ediyorum ki meramım anlaşılmıştır. Bir e, altıncı ilkemiz var. Değerli izleyenler, benim naçizane hem tefsir kaynaklarımızın hem fıkıh ve fıkıh usulü kaynaklarımızın hem Kelama ait e, kaynaklarımızın yani diğer bir ifadeyle temel İslam bilimlerinin maruz kaldığı çok önemli anlam sorunu ile ilişkilendirdiğim bu alimran 7 ayetin anlamı ve bizim tefsir geleneğimizde hem tefsircilerimizin hem de e, bu konuyla ilgili e, yapılan konuşmaların, yazılan eserlerin ve kitapların e, maruz kaldığı bir problemi bu ayeti kerimenin anlamı üzerinden ele almak istiyorum. Çünkü zannediliyor ki Ali İmran 7. ayette ifade edilen indirilen vahyin iki ana bölümden oluştuğu bir kısmının muhkemat, bunların ne demek olduğu üzerinde duracağım. Bir kısmının da müteşabihat olduğu ve dolayısıyla zaten Kur'an'ın kendisinin yine kendisinin ifadesiyle bir anlaşılabilen, bir de anlaşılmayan bölümlerinin mevcudiyeti Kur'an'ın kendi beyanıdır kendi tespitidir. Ey Ahmet Keleş sen kim oluyorsun da deminden beri habire Kur'an'ın anlaşılma sorunu yoktur. Kur'an anlaşılmıştır. 610 ile 632 tarihleri arasında indirilen her bir pasaj anlamlıdır, anlaşılmıştır. Problem, mushafın problemidir diyorsun. Peki bu ayete ne diyorsun diye sormak son derece yerinde ve haklı bir sorudur. Şimdi bu yazmış olduğum ayeti kerimenin bazı sözcüklerini kare içine aldım. Bazı ifadelerin altlarını çizdim. Her birerleri üzerinde durmam gerekiyor. Öncelikle hem ayeti okuyacağım anlam vermeye çalışacağım. Hem de kare içine aldığım ve altını çizdiğim ifadelerin anlamlarına dikkatinizi çekip sonra bizim bugünkü konumuzun, problemimizin, sorunumuzun neresine tekabül ettiğini ve bizim bugün el alıp konuştuğumuz konuya nasıl bir açıklık getirdiğini ifade etmeye çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezi o Allah ki enzele aleyke ey Muhammed sana el kitap bir kitap indirdi. Bu kitap değerli izleyenler bizi dinleyenlerin arasında mutlaka ihtiyacı olanların olacağını düşünerek söylüyorum. El kitap bugün bizim kullandığımız manada iki kapak arasındaki bir kitap anlamına gelmez. Bu özel bir tabirdir. Vahiy geleneğinde sık kullanılan bir ifadedir ve vahiy demektir altına da özellikle yazdım yani Allah sana bir vahiy indirdi minhu bu vahyin bir kısmı ayatun muhkemat muhkeme muhkem ayetlerdir yani ben ibare karışmasın diye altına yazmadım sözlü olarak söylerim diye muhkem sağlam kesin demek olan bir sözcüktür bir metin, bir konuşma, bir ifade biçimi ile ilişkilendirerek söyleyecek olursak değerli izleyenler, ayat muhkemat asla yanlış anlaşılmaya izin vermeyen, her dinleyen duyanın ya da okuyanın aşağı yukarı aynı şekilde anlamasını mümkün kılan günümüz tabiriyle söyleyecek olursak nesnel ve objektif anlamdır. Yani Allah sana öyle bir vahiy indirdi ki bu indirdiği vahyin bir kısmı ki o bir kısım hunne ummul kitap devamını okuyorum ikinci üçüncü e, dikdörtgen oldu hunne ummul kitap bu herkesin aynı anlayacağı herkesin aynı düzeyde anlamak zorunda olacağı, başka türlü anlamaya imkan vermeyen ayetler sana indirilen kitabın özü. Buradaki üm, özü, anası derken esası manasına gelir. Ümmül kitap, esasul kitap demektir. Esassa değerli izleyenler bir şeyin kahir ekseriyeti geneli anlamına gelir azı değil yani çoğu böyle olması lazım. Çünkü esastır, temeldir, zemindir. Ve uhar bu ümmül kitap yani indirilen vahyin esası özünün dışında kalanlar muhteşabihat, müteşabihattır. Şimdi bir kısmı muhkemat, diğer kısmı da müteşabihat olarak ayeti kerimede bu iki ifade karşılıklı kullanıldığına göre o zaman bu müteşabihatın anlamı muhkemata ters olmalıdır. Onun zıttı olmalıdır. Yani muhkemat herkesin aynı anlaması gereken, aynı şekilde anladığı ayetlerken müteşabihat farklı anlamalara, değişik anlamalara izin veren ayetler anlamına gelmelidir ki nitekim de öyledir. Dolayısıyla burada müteşabihatın anlamı daha sonra ayetin devamında da göreceğimiz ve üzerinde de duracağımız gibi sadece anlamını Allah'ın bildiği ayetler anlamına gelmez. Zaten ayet devamında öyle söylemiyor. Bunu birazdan göreceğiz. Peki ne anlama gelir? Yani bunlar öyle ifadelerdir ki öyle ifadelerdir ki farklı anlamlara yorulabilir. Farklı anlamlar zihinde çağrıştırabilir. Biz sözlü, gelenekten söz ediyoruz. Sözlü iletişimden söz ediyoruz. Bizler de konuşurken kullandığımız ifadeler muhataplarımızın zihinlerinde farklı anlamlar çağrıştırabilir. Ancak bu çağrışan anlamlar konuştuğumuz sözün ve konuşmanın genel bütünlüğü içinde doğru yere oturur, doğru yere tekabül eder. Yanlış anlaşılmaya izin vermez. İşte ümmül kitap yani vahyin özü yani muhkemat bu müteşabihat olanın farklı anlamlar çağrıştırabilen, farklı anlamlara yorumlanabilecek olanın nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin bir zemin teşkil eder, bir çerçeve çizer ve bu zemin ve çerçeve içerisinde artık bu müteşabihat anlaşılmaz olmaktan ya da farklı anlaşılabilir olmaktan çıkar ve muhkemat ile birlikte Allah'ın muradı ve kastettiği doğru anlam neyse o anlamı kazanır ve o anlama gelir. Bir problem olmaz. Ve nitekim problem olmaya bakın Allah ayetin devamında söylüyor. Bir problem olmaktan çıkar. Ama kimin için bir problem olmaya devam eder hala? Fe emmellezine konu devam ediyor faid takibiye ile fe fi kulubihim zeygun Evet. Bunun meallerine ve tercümelerine bakarsanız değerli izleyenler zeyhun sözcüğünü kalpteki eğrilik olarak tercüme ettiklerini görürsünüz ki bu doğru değildir. Hatalı bir Türkçe kullanımıdır. Yanlış bir çeviridir. Zeyh kelimesi özellikle kalb ile birlikte kullanıldığında zeyhul kalp diye ifade edildiğinde doğru anlamı art niyetli, kötü niyetli olmaktır. Bu mecazi bir kullanımdır. Bir kişinin kötü niyetli olduğunu ifade eder. Yani söylenilen sözlerden, işittiği cümle ve kelimelerden sürekli art niyetli ve kötü niyetli olduğu için söyleyenin kastetmediği anlamları anlamaya, söyleyenin irade etmediği, murad etmediği manaları o söze yüklemeye çalışan kötü niyetli kimseler demektir. Onun için Kur'an'ın bu ifadesi fe emmellezine fi kulubihim zeygun kalpleri kötü niyetle dolu olanlar art niyetli kimseler ne yaparlar? Bakın devamında fe yettebi'une ma teşabehe minhu minhu minel kitaba yani Kur'an'a vahye racidir vahideki vahideki bu teşabuh yani müteşabihat olanlar. Neydi müteşabihat? farklı anlamlar çağrıştırabilen ifadeler farklı anlamların anlaşılmasını mümkün kılan sözler ve sözcükleri işte bu kötü niyetliler bunların peşine düşerler. Seyyetebûne mâ teşâbehu minhu indirilen ayetteki onca açık, seçik, net alınacak ve anlaşılacak ayetleri bırakırlar ve farklı anlaşılmaya imkan veren ayetlerin peşine düşerler. Neden böyle yapar bu kötü niyetliler? İptiga el fitne. Kafa karıştırmak için. Huzur bozmak için el fitne. Düşünce ve tasavvurda karışıklık, karmaşıklık oluşturmaktır. Sosyal hayatta düzensizlik kargaşa çıkarmaktır. Her anlam katmanıyla fitne bir bozmak, bir tahrif ve bir tahriptir. Bir tahrif yapmak, bir tahripte bulunmak isterler bunlar. Anlam çarpıtmasıyla murad edilmeyen, kastedilmeyen anlamı ısrarla anlamaya çalışarak bir kafa karışıklığı, bir ortam karışıklığı ve problemi yaratmak isterler. Başka bir amaç ve gayelerini daha söylüyor. Vaptiga tevili, o müteşabih ayetlerin farklı anlamlara yorumlanabilecek olan ifadelerin tevilini yorumunu amaçlarlar. Yorum yapmak ister. Onu kendilerince yorumlayarak böyle anlama gelir. Böyle anlama gelmez mi? Böyle anlamada gelemez mi? demeye çalışırlar. Ve Allah buyuruyor ki: "Ve ma ya'lemu te'viluhu illallah." E ama bu sizin yorumladığınız şu anlama gelmez mi dediğinizi indiren Allah'tır. Peki bu sözün hangi anlamı taşımasını isteyerek bu ifadeyi o cümleyi o ayeti Kur'an öylece indiren Allah değil mi? O anlamı hangi anlama geleceğini belirleyen onu indiren değil mi? Allah değil mi? Evet. O halde farklı anlamların çağrıştırılmasına müsait olan A B C farklı anlamlara gelen bu sözcüklerin içinden neden ısrarla bu B anlamına C anlamına gelir diyorsunuz. Bunu nasıl iddia edebilirsiniz? Çünkü onu indiren Allah, o anlamı ona yükleyen Allah. Öyleyse o Allah ancak eğer konu yorumlanacaksa bu ifadeler şu kadar farklı anlamlara gelebilir denecekse o farklı anlamlardan hangisini Allah'ın murad etmiş olduğu önem kazanır. Sizin yorumladığınız değil. Allah hangisini acaba kastediyor? İşte tam da burada tefsircilerin bu ne anlama gelirdi şeklindeki giriştikleri tefsir yorumlarından bağımsız olarak kendi e, tercümemi yaparak devam edeceğim. Walrasihun fil ilim <Sessizlik> İlim ehli demektir. İlimde derinleşenler vesaire şeklinde rusuk e, uzmanlıktır, yeterliliktir, yetkinliktir. Doğrusu derinleşme ifadesi de iyi bir Türkçe değildir. Tercümelerde genelde böyle yapılıyor. İlimde derinleşenler değil, yetkin ve yeterli ilime sahip kimseler demektir. İlimde olgunluğa ve kemale ermiş konusunun uzmanı, konusunun ehli olanlar, onlar da bu durumun farkındadırlar. Bunun içinde de ne derler ki, amenna bihi, bu bihi'deki huve zamiri o farklı anlamlara gelen ve yorumlanarak farklı anlamlara çekilen ayet ya da ifadelerin Kullun min indi Rabbina, Rabbimiz'dendir, Rabbimiz'den inmiştir diyerek inan imanlarını ve inançlarını ifade ederler, dile getirirler demek suretiyle bize böyle bir ayet indiriyor. Şimdi ben sadece ayetin anlamını verdim. Asıl konuya yeni geldik. Ve size e, bu uzatmamdan dolayı Normalde bir saat yapmam gereken bu konuşmayı biraz uzattığımdan ya da uzatacağımdan dolayı e, bana hoşgörüyle bakacağınızı ve konunun ehemmiyeti ve sıcaklığı ve konsantrasyonu itibariyle bunu gelecek haftaya bırakamayacağımdan dolayı e, inşallah beni mazur görüp e, hoş göreceksiniz diye bekliyorum. Sadece anlam verdim. Asıl meseleye yeni geliyorum. Şimdi bu ayet sohbetimizin başından beri ele aldığımız konunun neresine tekabül ediyor tam? Bu ayetin bağlamı ne? Biz şimdilik metin okuyoruz, metin anlamlandırıyoruz ama 610 ve 632 yılları arasında indirilmiş vahyin sözlü hitabın bağlamını konuştuk. E o zaman bunu o bağlama götürelim. Elimizdeki rivayetlerden Taberi'nin bu ayetin nüzulüne ilişkin vermiş olduğu bilgiden hareket ederek bu ayetin Medine-i Münevvere'de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete gelen Necran Hristiyanlarının, Hristiyan okulunun hocaları ve öğrencileriyle gelip ziyarette bulunmaları ve Hristiyan gençlerin Allah Resulü ile girdikleri diyalog ve tartışmalarda yaşanan bir kısım gerginliklerin çözümüne ilişkin Allahu Teala'nın indirmiş olduğu bir ayet olduğunu önce hatırlayalım. Ve şimdi bu ayeti Allah Resulü'nün mescidinde karşısına geçmiş genç Hristiyanların, genç öğrencilerin, tabi hocaları da yanlarında Allah Resulü'ne bazı sorular sorarak Hazreti Mesihle ilgili sana indirilen vahide bizim Mesih, ilahımız, tanrımız Allah'ın oğlu Mesihle ilgili Kur'an'da da o kelimetullah'tır. Ruhullah'tır. Demiyor mu ya Muhammed diye soruyor gençler. Allah Resulü de evet öyle söylüyor. E o zaman biz cevabımızı aldık. Yani sizin Hristiyanlığın inancını, itikadını Mesih'i eleştirmeye hakkınız yok. Biz de Mesih kelimetullah'tır, ruhullah'tır diyoruz. Bizi eleştiremezsiniz. Deyince işte bu ayet nazil oluyor. Yani ayet onlara diyor ki sizin Mesih Kelimetullah, Ruhullah demiyor mu Allah sana indirdiği kitabında diyerek Kur'an'da geçen Ruhullah ve Kelimetullah ifadelerini kendi Hristiyan itikat ve inançlarındaki anlamlara çekerek o anlamlara gelecek şekilde anlamaları ve bu anlamlarına vesile kıldıkları Kelimetullah Ruhullah gibi ifadelerin müteşabihat olduğundan bahsediyor işte ayet. Buradaki bahsettiği müteşabihat budur. Yoksa bizim tefsir geleneğinde anlaşıldığı gibi Kur'an'ın yarısı mütesabihat, yarısı şu şeklinde Kur'an'ın anlaşılmasına ilişkin sanki bir metodolojik bir ilkeymiş gibi Kur'an'ı muhkemat ve müteşabiha'ta bölmek kesinlikle yanlıştır ve kabul edilemezdir. Birazdan bunun gerekçelerini daha net bir şekilde ortaya koymaya çalışacağım. Demek ki Allah'ın sana indirdiği kitabın aslı, özü hiç kimse farklı anlayamayacak şekilde gayet açık, net, muhkemdir ya Muhammed. Sana biz muhkem bir kitap indirdik. Kimse öyle oraya buraya çekip kendi keyfine göre onu anlayamaz dedikleri bu kitabın içinde elbette bazı ifadeler olabilir ki bu ifadeler art niyetli olanlar işte bu genç Hristiyanlar kalplerinde kötü niyet art niyet olanlar yani çarpıtanlar ayetin doğru anlamını muhkematla birlikte anlamaya yanaşmayıp da ondan kendilerince kendi inançlarınca bir anlam çıkarıp anlam yüklemeye çalışanlar işte bunların bu kafa karıştırmak, fitne çıkarmak amacıyla böyle anlayacakları sana indirdiğimiz vahide ifadeler ayetlerde vardır. Allah reddetmiyor. Ancak bu ayetler, bu ifadeler muhkematla birlikte anlaşıldığında ki öyle anlaşılması gerekir ve nitekim de sahabe öyle anlamıştır ve bir problem olmamıştır. Böyle anlaşılmalıdır. Şimdi bu Hristiyan gençlerin Hazreti Peygamberle girdikleri bu diyalog üzerinden gerçekleşen ve bu bağlamda indirilen bu ayetin neden genel Kur'anla ilgili ve Müslüman sahabeyle ilgili değil de bu Hristiyan okulunun öğrencileri ve hocalarıyla ilgili olduğunun en açık delili yine ayetin kendi içinde. Bakın devam ediyorum. Ayetin kendi içinde bize bunu söylüyor zaten. Değerli izleyenler var rasihuna fil ilim ilim ehli. ilimde yetkin, ilimde kemale ermiş konunun uzmanı diye çevirdiğim ve anlamı da öyle olan bu ifade Müslümanları kastediyor olamaz. Neden? Çünkü Allah Resulü hayattayken ne ilim vardı ne de ilimde derinleşip uzman olan ehil olan bir ulema grubu. Mesela 610 ve 632 yılları arasında Allah Resulü hayattayken bir ulema sahabi grubundan söz edebilir miyiz? Hayır. Bir alim, bir ulemadan hayır. Bu kavramlar, bu tabirler tamamen ikinci asırdan itibaren İslami ilimlerde ve İslam geleneğinde ortaya çıkmış tabirlerdir. Ulema, alim, ilimde rusuk sahibi olmak, uzman olmak, yeterli olmak. Bu ifadeler İslam geleneğinde, Müslüman gelenekte, İslami ilimler geleneğinde ikinci asırdan sonra söz konuşturur. E Peki bu indirilen medine'de inen bu ayeti kerime'de var rassuhu nefil alim, bu alimler, ulema grubu, uzmanlar kim oluyor o zaman? Hristiyan ulema o gençlerin başında duran Hristiyanlar, Hristiyan ulema. Çünkü İslam'dan beş asır önce gerçekleşmiş olan Hristiyanlık ve İncil metinleri o beş asır içinde okullarını açtı, kurumları oluştu, mezhepleri oluştu, alimler yetişti, ulema meydana geldi ve Kur'an'da o ulemadan bahsediyor. Yani diyor ki gençlere ya Muhammed sana Kur'an'ın müteşabih olan ifadelerini ellerine alarak böyle böyle söylemiyor mu Allah diye karşına geçenlere de ki siz bilmeyebilirsiniz ama sizin hocalarınız rasihun ve rasihuna fil ilim üstatlarınız iyi bilir. Üstatlarınız iyi bilir. <laughs> Üstadlarınız iyi bilir. Var rasihuna fil Onlar bilirler. Neyi? Bakın, bilirler ve derler ki Ey gençler siz bilmezsiniz ama hocalarınız, üstatlarınız bilir ve derler ki biz inandık. Bakın amenna. Bu amenna diyen sahabe değil. Bunlar Hristiyan ulema. İnandık neye? Kullun bakın bu kullunu kare için aldım. Çok önemli bir ifade olduğu için. Ve rasihune fil ilmi kare için aldım. Çünkü çok önemli. Sahabeyi kastetmiyor Hristiyan. Ülemayı kastediyor. Amenna bihiden sonra kullun izafetten yani isim tamlamasıdır normalde bu kül sözcüğünün e, aslı. İzafetten koparıldığı için bu tür çok malum yerlerde izafet kesilir. Yani muzafın ile hasfedilir. Muzaf kalır ve o da tenvin alır. Kullun bakın işte kullun. Buradaki kullun ifadesi tam da benim bu ayete verdiğim anlamdaki en önemli delilimdir bu sözcük. Hristiyan ulema diyor ki kullun demek izafeti açarak söyleyelim. Bütün vahiy. Kullul vah Vahyin tamamı. Peki vahyin tamamı derken indirilen Kur'an vahyi mi? Hayır. Peki bu küllü vahiden, vahyin bütününden, tüm vahiden kastederken neyi kastediyor? Yani biz Hristiyanlara inen vahide, ey Muhammed sana inen vahide, Musa'ya inen vahide, tüm vahiy geleneklerindeki vahiler min indi Rabbina aynı kaynaktan geliyor. Aynı Rabbimizden geliyor. Sana gelen vahyin kaynağı da aynı, bize indirilen İncil'in kaynağı da aynı, Musa'ya indirilen Tevrat'ın kaynağı da aynı. Eğer bu kül kelimesine şu benim vermiş olduğum anlamı vermediğimiz takdirde ve amenna diyenin rasihune fil ilim olanların sahabe olduğunu söyleyecek olursak bu ayete anlam veremeyiz. Neden? Çünkü saçma olurdu ondan. Sahabe Allah Resulü'nün kendisine indirilen vahyin bir kısmında tereddüde düşmüş, bir kısmında şüphelenmiş, acaba bunlar Allah'tan mı değil mi diye böyle bir kaygı içinde değil ki, ya Muhammed sana indirilen tüm vahyin Rabbimizden olduğuna iman ediyoruz desinler. Hem de ulema kısmı, alim kısmı, böyle bir kısımda yok da sahabede. Hadi varsayalım böyle desinler. Bu saçmadır. Bu kül kelimesi zorunlu olarak farklı vahiy geleneklerini, tarihte gerçekleşen farklı vahiy ve onların tebliğlerini ifade eder ve bu farklı vahiy geleneklerinin kaynağının bir ve aynı Rab ve Allah olduğuna vurgu yapar. Ve devam ediyor zaten ayet diyor ki bunu zaten akıl sahipleri bilir. Aklı selim olanlar, akıllarını kullanabilenler bunu bilirler. Şimdi toparlayacağım. Hristiyan bir okulun öğrencileri ve hocalarıyla ilgili. Medine-i Münevvere'de bu ayetin inmesine vesile olan bir ortamda gerçekleşen bu ayeti kerimeyi bir tefsir metodolojisinin ilkesi gibi görerek Kur'an'ı bir kısmı muhkem, herkesin anlayabildiği bir kısmının da ancak anlamını ve tevilini Allah'ın bildiği ayetlerden oluşan bir kitap gibi algılamak son derece yanlış ve tehlikelidir. Çünkü değerli izleyenler istirham ediyorum. Allah yorumunun ve anlamının doğrusunu kendisinin bileceği ve mesaj verdiği ona inanan müminlerin ya da inanmayan kafirlerin de anlaması mümkün olmayan doğru tevil ve yorumunu anlayamayacakları ayeti neden indirmiş olabilir? Neden indirir? Ve böyle bir abesi Allah'a isnat etmek nasıl mümkün olabilir? Onca ayeti kerimede sizin dilinizden ve apaçık bir biçimde anlayacağınız size bir kitap indirdim diyen bir Allah'a bunun bir kısmını yine ancak onun anlayabileceği ve kullarının asla onu anlayamayacağı bir kitaba nasıl dönüştürülebilir ve dönüştürebiliriz ve bunu hakkımız vardır. İleride bu meseleleri farklı boyutlarıyla yeniden konuştuğumuzda da bu konuşmamıza atıfta bulunmak üzere şu hususun da üzerinde durarak konuşmamı toparlayıp bitiriyorum. Bu yaklaşımdan hareketle, bu yaklaşımdan hareketle daha sonra mushaf üzerinden Kur'an'ın ahkamını istinbat etmeye çalışan fukaha fıkıh usulü olarak yazdıkları eserlerinde de benzer bir hataya düşmüşler maalesef. Ve fıkıh usulümüz İslami ilimler içinde en önemli usulümüz olduğunu geçen konuşmamda söylemiş olmama rağmen anlam problemi çerçevesinde İslami ilimlerde anlam sorunu muvacehesinde altını çizerek ifade etmeliyim ki bizim geleneğimizde bizim geleneğimizde özellikle fukaha'nın fıkhi konuları İstimbad ederken Kur'an ayetlerinin ifadelerinin lafızlarının lafzın manaya delaletinin açıklığı ve kapalılığı üzerinden sekiz dereceye onları ayırarak hafi olandan müşkil olandan mücmel olandan müteşabihata ondan zahir olandan nas olandan müfesser olandan muhkemata 8 farklı derecede birbirleriyle karşılaştırmalı olarak bunu ileride daha farklı boyutuyla size arz etmeyi düşünüyorum. Ele alarak Kur'an ayetlerinin bu kadar 8 farklı boyutta anlama delaletleri var demek Allahu Teala'nın apaçık indirdiği vahyin, Kur'an'ın ancak fukaha ve ulemanın anlayacağı bir kitaba dönüşmesi demektir. Altı bin küsür ayetinde Kur'an hiçbir yerde bu vahyi kitabı size, sizin ulemanıza indirdim demiyor. Sizin belagat ehlinize indirdim demiyor. Sizin şairlerinize, hatiplerinize indirdim demiyor. Bunun en erken farkına varanlardan İbn Hazım'dan Endülüs'ün ünlü fıkıh usulcüsü İmam Şatibi'ye kadar atıfta bulunarak söyleyecek olursam özellikle Şatibi El Muafakat adlı ölümsüz o ünlü eserinde gayet açık bir biçimde Kur'an bahsinde Kur'an'ı el alırken Kur'an'ın muhataplarının ümmi, doğal yani daha önce bir kitap sahibi olmayan bir topluluk kitaptan vahiden haberdar olmayan bir topluluk olduğu üzerinden gayet açık ve net bir biçimde diyor ki Kur'an böyle bir ümmi topluluğun anlayabileceği düzeyde sade, basit bir hitaptır ve bu ümmi topluluk Kur'an'ı anlamıştır diyor. O halde bugünkü yapmış olduğum konuşmanın sonucunda iki hususun birbirinden net olarak ayrışması gerektiğini ifade ederek sözlerimi toparlayacağım. Bir, Hazreti Peygamber'in hayatta olduğu ve vahyin tebliğ edildiği 610 ve 632 tarihleri arasında indirilmiş olan vahyin ki biz buna Kur'an diyoruz Vahiy de buna Kur'an kitap diyor. Bu vahyin, bu Kur'an ve bu kitabın hiçbir anlam ve anlaşılma sorunu söz konusu değildir. Vardır demek Kur'an'ın bütün bu beyanlarına göz yummak demektir. Ve haşa Allah'a kullarına meramını ve maksadını anlatamamış demekten farkı yoktur. Bu bir. Bunu bir önce ayrı bir yere koymak zorundayız. İki, artık tabi'in nesli itibariyle Müslümanların elinde musaf var. Mushaf da bir metindir. Öyleyse Mushaf'ın metin olmasına bağlı olarak ortaya çıkan anlam ve anlaşılma sorunlarıyla bu birinci olarak belirlediğim 610 ve 632 yılları arasındaki vahyin anlam ve anlaşılmasıyla ilgili durumu net bir biçimde birbirinden ayırmamız lazımdır. Ve bu net ayrımın bir ilke olarak bir cümle halinde ifadesini dile getirmek istiyorum. O da anlam ve anlama sorunu temel İslam bilimlerinde vahyin musaf olmasıyla başlamıştır. Hadisin rivayet olması vahyin de musaf olmasıyla başlamıştır. Önümüzdeki haftadan itibaren devam edeceğimiz temel İslam bilimlerindeki bu anlam ve anlama sorunu asla vahyin kendi sorunu değildir. Bu sorun vahyin yazılı bir metine dönüştüğü Musaf'ın sorunudur. Allah Resulü'nün mübarek sözlerinin rivayete ve rivayetlerin yazılı metne ve hadis kaynaklarında yer alan kaynaklara dönüşmesinin sorunudur. Dolayısıyla bu sorunu vazıh bir biçimde birbirinden ayırt ederek ortaya koymadan İslami ilimler geleneğinde anlam ve anlaşılma sorununu konuşamayız, dile getiremeyiz ve üzerinde duramayız. Bunca uzunca bir sürede biraz da yaşadığımız gecikmeden dolayı da uzayan bu konuşmamda sabırla beni Hala dinliyorsanız dinleme nezaketi gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gönülden müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Umarım meramımı anlatabilmişimdir. Umarım meramımı e, siz değerli izleyenlerimiz anlamışsınızdır. E, genelde elimde kalemle e, tahtaya çizerek anlatmaya alışık olduğumdan e, bugün ee, şema üzerinde şemada e, belirttiğim notlarla e, anlatmaya çalıştığım e, bu sohbetimizin sizler için anlamlı verimli ve anlaşılmış anlaşılır olmuş olmasını umut ediyor hepinize hayırlı akşamlar hayırlı geceler diliyorum